Merhaba, konuğumuz Mali Müşavir Sayın İrem Sezer Özbay. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, öncelikle sizi tanımak, tanışmak istiyoruz. Buyurun. Öncelikle çok teşekkür ediyorum konuk ettiğiniz için. Hoş geldiniz. Ee, hoş bulduk. Ee, ben İrem Sezer Özbay. Ee, Aslen Sinoplu, İstanbul doğumluyum. Ee, Ticaret Lisesi ve İşletme Fakültesi mezunuyum. Uluslararası Finansal Raporlama ve Denetim Anında yüksek lisans yaptım. Ee, evliyim ve Mali Müşavirim. <laughs> Mali müşavir olmaya nasıl karar verdiniz? Ee, şöyle ki aslında e, ilk ve orta öğretim sürecimde ben rakamlarla olan derslere ilgim her zaman biraz daha fazlaydı, yani sayısal alana daha yatkınım daha fazlaydı. E, daha sonra e, ticaret lisesini tercih edip burada da hani muhasebe bölümünü tercih ettim. E, ticaret lisesinin son sınıfında da bizim lise stajımız oluyor. E, bu lise stajında da ee, bir firmada staj yaptığım dönemde işte daha çok böyle daha çok sevmeye başladım aslında bakarsınız hani orada yani iç içe olunca aslında ve malum müşaviri olmaya karar verdim. Daha sonra da işte belirli sınavlar doğrultusunda da zaten hani malum müşaviri oldum. Evet. Zorlu bir süreç değil mi? Ee, çok zorlu bir süreç evet. Şimdi onu soracağım zaten. Mali <laughs> müşavir nasıl olunur ve şartları nelerdir? Şimdi şöyle aslında ilk önce Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız gerekiyor. Ee, genel ve özel şartları var. Ee, onun dışında herhangi bir kamu e, kanunda belirtilmiş olan herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olmanız gerekiyor. Kamu haklarından mahrum kalmamış olmanız gerekiyor. Ee, i̇lk olarak üniversitenin ilgili bölümlerinden olan işletme, iktisat, kamu yönetimi e, gibi bölümlerden mezun olduktan sonra mesleki yeterlilik sınavlarına başvuruda bulunuyorsunuz. E, bu sınavlarda ilki staj başlatma sınavı, %20 genel kültür ve %80 alan bilgisi olmak üzere toplam 15 dersinin birleşimi test olan bir sınav. E, bu sınavdan geçtikten sonra mali müşavir adayı oluyorsunuz. 3 yıllık bir staj döneminiz başlıyor burada. E, bu üç yıllık staj döneminde de e, belirli bir sınavlarınız oluyor online olarak. E, onları verdikten sonra yeterlik sınavlarına giriyorsunuz. Yeterlik sınavlarınız toplam 8 dersten oluşan bir sınav, yazılı bir sınav. E, onları da verdikten sonra mali müşavir satın almaya hak kazanıyorsunuz. Peki mali müşavir ne işi yapar? Bir mali müşavirin asli görevleri nelerdir? Yani şöyle aslında bakarsınız e, mali müşavirlik mesleği 1989 yılında 3568 sayılı kanunla düzenlenmiş olan bir e, meslek. E, bu, mes bu kanun çıkmadan önce aslında mesleğe yasal bir e, statü olmadan aslında devam ediliyordu. E, aslında mali müşavir parasal olan e, tüm olaylarla ilgili danışmanlık veriyor e, diyebiliriz. Gerçek ve tüzel kişilerin kanunda işte belirtilen mevzuat hükümleri çerçevesinde belge ödevlerini yerine getirmek, kar zarar tablonu oluşturmak, vergi iadelerini yapmak, işte SGK teşvikleri, devlet teşvikleri bunlarla ilgili aslında bir mükellefi içeren tüm işlemlerle alakalı olarak her konuda danışmanlık veriyor diyebilirsiniz. Yani genel tanımı bu ama piyasada bakıldığı zaman mali müşavirlerde şöyle bir algı oluşuyor. Anında her şeyi her yerde bilmek zorundaymışsınız gibi aslında. Fakat şöyle bir şey var. Nasıl bir doktorun ya da bir avukatın branşı varsa aslında bizlere de bir nevi bir branş diyebiliriz. Çünkü yıllık vergi hazırladığımız dönemlerde, eğer bu kişi gerçek kişiyse gelir vergisi kanunu baz alırız. Eğer şirketse eğer kurumlar vergisi kanunu baz alırız ve o e, kanunlar neticesinde biz bir vergi oluştururuz. E, onun dışında tabii ki hani sayabileceğim çok fazla şey var aslında işte devlet teşvikleri var, e, SGK teşvikleri var. Yani aslında hani e, belirli bir standardımız yok. Olmadığı için de her zaman her şeyi anında bilme gibi bir durumumuz söz konusu olamıyor maalesef. Ee, meslek alanı da e, çerçevesi hani kanunlarla belirlenmiş olan bir meslek olduğu için aslında bizim e, yapmış olduğumuz herhangi bir hatada cezai yaptırımlarımız biraz fazla oluyor. Ö yüzden çok dikkatli ve özenli olmak gerekiyor. E ee, birçok hukuk dalıyla da iç içeyiz. Yani aslında iş ve sosyal güvenlik hukuku, borçlar hukuku, mali hukuk hani bunlardan hep böyle biraz biraz bilmek zorundayız. Ee, onun dışında ee, bir mali müşavirliğin, mali müşavirin mesleğini çok iyi uygulayabilmesi için gerekli özeni göstermesi gerekiyor. Çözüm odaklı olması gerekiyor ve sorumluluk bilincinde hareket etmesi gerekiyor. Ee, yorum, yoğun bir iş portföyümüz mevcut. Ee, fakat doğru bilgiyi doğru yerde, doğru zamanda kullanıldığı zaman e, gayet güzel bir şekilde yürütebileceğiniz bir meslek. Peki... E, Mesleğin zorlukları var mı? Nasıl adapte olabiliyorsunuz bunlara? Ee, şöyle mesleğin zorlu yanları tabii ki var. Ee, bir kere özel gün diye çok fazla bir şeyiniz maalesef olamıyor. Ee, eğer e, beyanlanmanız eğer özel gününüze geliyorsa ya özel gününüz olmuyor yani. O yüzden hep böyle şey vardır aslında bizde e, beğenlemeleri son güne bırakmayalım. Çünkü bir şey çıkıyor, aksilik oluyor vesaire hani o yüzden işimiz aslında. Ee, hep bir program dahilinde yürütüyoruz. Ee, bizler aslında e, mali müşavirler e, devlet ile işveren arasında bir köprü görevi görüyoruz. Aracılık aslında e, etmiş oluyoruz e, ve bir kamu görevimiz var diyebilirim. E, biz e, vergileri mükellef adına yaparak e, devletle... İşveren arasında bir e, görev icra etmiş oluyoruz. E, Mali müşavirlik mesleği aslında tek düze stabil ilerleyen bir meslek maalesef değil. Adaptasyon yönünüzün çok kuvvetli olması gerekiyor bu dönemde. Ve bunun en büyük örneğini zaten biz pandemi döneminde yaşadık. Çünkü o pandemi döneminde e, güncellenmiş olan kanunlar, çıkarılmış olan devlet teşvikleri o kadar fazlaydı ki yani bunu e, bu süreci yönetmiş olmanız gerekiyor. E, sürekli kendinizi güncel tutmanız gerekiyordu. E, doğal olarak da hani e, buna ayak uydurmak biraz sancılı bir dönem oldu. O dönem için diyebilirim. E, ben özellikle hani kendimi güncel tutmak adına e, gün içerisinde mutlaka işte Mali Müşavirleri Odası'nın sayfası mutlaka açıktır. İşte e, bazı kanunlara ve tebliğden yayınlanmış olduğum muhasebe siteleri var. Onlar açıktır. Gelir dersinin sayfasını sürekli kontrol ederim. ya Bu şekilde kendinizi sürekli güncel tutmanız gereken bir meslek aslında. Evet. Peki elektronik faturaların hayatımıza girmesiyle siz mali müşavirlerin işleyişinde ne gibi değişiklikler oldu? Şöyle e, elektronik faturaların hayatımıza girmesiyle aslında birçok yönden işimiz aslında kolaylaşmış oldu. E, çünkü e, yeni kurulmuş olan şirketler, e, büyüyen sektör eşliğinde zaten vergi mükellefiyeti artmış oldu. E, ticari faaliyetlerin artması sonucunda da e, fatura sayısı aslında ...artmış oldum. E-fatura e ve ve geçilmesiyle birlikte... ...işte e, kağıt masrafıdır, mürekkeptir... E, ...kargo süreçleri zaten büyük oradan bir tasarruf etmiş oldunuz. Çünkü elektronik ortamla hazırlanıp da alıcısına dakikalar içerisinde gönderilebilen bir e, platform. E, aslında 2017 yılında vergi usul kanununda... ...e-fatura ve e-fatura geçilmesi konusunda zaten bir kanun çıkarıldı. Ee, bununla ilgili de işte yıllık belirli bir e, hasılat tutarını aşan mükelleflerin e, fatura geçme zorunluluğu bulundu. Ee, aslında mat, daha önce de işte matbu fatura düzenleniyordu, kağıt fatura düzenleniyordu. Bunların da muhafaza etmesi ve saklanması gerçekten zordu. Ee, şirketlerde bu biraz daha aslında hani, e, yani şirketin bir odasını arşive dönüştürebiliyorsunuz ama malum şahlik ofislerinde maalesef çok mümkün olmuyor. Ee, doğal olarak daha böyle e, güvenli halde aslında geldi elektronik faturalarda. Çünkü herhangi bir doğal afet yaşadığınız zaman, yangın, sel gibi bir durumla karşılaştığınız zaman zayi raporu almanız gerekiyor. Zayi raporu almak için de olay gerçekleştiği tarihten 15 gün içerisinde iş yerinin bulunduğu yetkili mahkemeye gidip başvuruda bulunup bir zahir raporu çıkartmanız gerekiyor. Yani şimdi de var tabii ki zayi raporu işte herhangi bir elektronik ortamda sibel saldırıda çıkarmanız gerekiyor. Fakat ama en azından o matbu evrak yığını ortadan kalktı. Bu da bizim için tabii ki rahatlamış olduk. Evet. Hmm. Peki e, mali müşavirlik mesleğinde haksız rekabet var mı? Şöyle haksız rekabet maalesef e, var, e, bizlerde de mevcut. Bizim Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu bir asgari ücret tarifimiz var. Defter ücretlerinin yayınlandığı. Bunların altında biz defter tutmamız mali müşavir olarak yasak. E, fakat e, bazı işte meslek mensuplarımız mesleki faaliyetlerin yürütülmesine gerekli özeni göstermeyip... işte e, Farklı bir meslek mensubuna bağlı olan bir e, mükellefi daha uygun ücret mukabilinde kendi sözleşme yapabiliyor. E, onun dışında sigorta seçici çalıştırılabiliyor. Hani... E, kanunda öngörülen ücretleri ve sosyal hakları vermeyerek aslında maliyetlerin düşürüldüğünü düşünüyor ve bu şekilde ilerleyebiliyorlar. Aslında çok yapılması gereken işlemler, odalar bunlarla ilgili hani gerekli uyarıları yapıyor fakat çok da hani caydırıcı bir çözüm olmuyor. Yani devam ediyor maalesef. Yani bu şekilde bizim mesleğimizde de mevcut oluyor. Evet. Peki mali müşavirlik mesleğinin daha yetkin bir hale <laughs> gelebilmesi için sizce neler yapılabilir? Şöyle e, mesleğin nitelikli hale gelinmesinde aslında e, İngiltere'nin çıkarmış olduğu bir ACCI sınavı var. E, bu sınavda e, Mali Müşavirlik Birliği'nin 14 sınavı vermek koşuluyla e, dünyada en yaygın uluslararası mali müşavirlik ruhsatına verilen ad. TÜRMOB'un yapmış olduğu anlaşma doğrultusunda da e, bazı derslerden tabii bir muafiyetiniz var. Fakat e, çok sıkı çalıştırma, çalışma gereken bir e, sınav. Çünkü ana dili İngilizce. E, yani ama bu sınavı verdiğiniz zaman da birçok Avrupa ülkelerinde işte Belçika'da, Almanya'da, Polonya'da size istihdam sağlıyor. Ve orada gidip çalışabiliyorsunuz. E, ve bu sınavda beraber aslında hani bir dünya vatandaşlığı kazanmış olabiliyorsunuz. E, fakat çok e, her şeyden elinize yatayınızı çekip sadece o sınava kanalize olmanız lazım. Tabii bunu kaç kişi yapabiliyor <laughs> bilemiyoruz ama yani çok azdır. E, onun dışında ben aslında hep şunu düşünüyordum. E, şimdi biz işletme fakültelerinden veya iktisat, ilgili fakültelerden mezun olduktan sonraki sürecimiz aslında bakarsanız çok uzun. E, bunun yerine aslında üniversitelerde gerekli böyle işte e, iktisattır veya işletmenin altında bir mali müşavirlik bölümü olup... Aslında burada 4 yıllık bir e, öğrenim görüp son sınavında staj ve yeterlilik sınavları doğrultusunda bu ruhsatın aslında verilebileceği kanaatindeyim. Fakat işte bunlar e, zaman alan şeyler o yüzden yani umarım bir gün çıkarılır yapılır daha nitelikli bir hale gelir mesleğimiz. Çünkü gerçekten sevildiği ve yapılmak istenildiği zaman e, ben çok memnunum mesleğimden severek yaptığım bir meslek. Ve sürekli kendimizi güncelleyerek takip gerektiren bir meslek. Ben seviyorum ve bu şekilde de devam edeceğim yoluma. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Ben teşekkür Tekrar ederim. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet mali müşavir Sayın İrem Sezer Özbay konuğumuz oldu. Hoşçakalın.